Herkese merhabalar. Hasretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında sütlaç yapacağım. Malzemelerimi de hazırladım. Şöyle gerekli olan malzemeler: 3 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmiyor. Ben mısır nişastası kullanacağım. 1 litre süt. Şöyle bir ayrıyeten bir bardak süt daha bunu nişastayla karıştırıp öyle üstüne ekleyeceğim. Bir bardak şekerim var. 2 su bardağı suyum var. Bir paket vanilin. Yarım su bardağı da pirincim var. Şöyle önce yıkanmış pirincimi tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı suyu ekliyorum. Ocağı aldıktan sonra pirinçlerimi suyunu çekene kadar ara ara karıştıracağım. Pirinçlerim kaynadı. Şimdi üzerine sütünü ve vanilyayı ekliyorum. Sütünü ekledim. Vanilyayı da ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum. Bu biraz kaynayacak. Sütüm kaynarken ben de nişastamı bir kaba alıyorum. Üzerine bir bardak süt ekleyeceğim. Nişastam çözülene kadar böyle karıştıracağım. Nişastam sütün içinde güzelce eridi. Bu arada sütüm de kaynamaya başladı. Şöyle kaynayan sütüme bir bardak toz şeker ekliyorum. İsteğe bağlı şekerinizi arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şöyle nişastalı sütü de ekliyorum üstüne. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Bunu 15 dakika kaynamaya bırakacağım. Sütlacım kaynadı. Şöyle koyulaştı zaten. Şimdi bunları ısıya dayanıklı fırın kaplarına alıyorum. Şöyle üzeri biraz boşluk kalacak şekilde. Çok doldurmayacağım. Sütlacımı böyle çömleklere koydum. Şimdi fırın tepsisine koyacağım. Fırınımı daha önceden açmıştım zaten. Fırın ısınmış. Şöyle tepsinin altına biraz su ekleyeceğim. Çömleklerim çatlamasın diye. Evet, şimdi sütlaçları fırına koyacağım. Bir saniye. Dur, şunu çıkar.
Seni fırına koydum, üstü kızarana kadar fırında bekleteceğim. Fırından çıkarttıktan sonra da üzerini süsleyip servis yapacağım. Evet arkadaşlar, sütlaçlarım da üzerleri pişti. Şimdi fırından alacağım. Gerçekten harika görünüyorlar. Şöyle bunları tepsiden çıkartıyorum. Bir saniye. Şimdi üzerine ceviz koyacağım süslemesi için. Siz isteğe bağlı fındık, fıstık, ceviz koyabilirsiniz. Ben ceviz koyacağım üstüne. Evet, sütlaçlarım hazır. Tarifini açıklama bölümüne bırakırım. Yapmak isterseniz oradan bakıp tarifini alabilirsiniz. Hasretim Dünyası YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.